Hadi gözümüzü seveyim, biraz sallanın ya. Bana bak, sen de avel avel ortada dolaşmayacaksın. Gideceksin mutfağa, anana yardım edeceksin. Hadi. Bir marifetini görelim. Abi, sen niye gerginsin böyle? Lan oğlum, sana göre günaydın demeyen herkes gergin. Yürü. Saatli bomba bize patladı yine. Tövbe estağfurullah. Allah bir boy vermiş, gerisini koyuvermiş. Senin evinden de çete çıksın, seni de görürüz. Bir de Cemal Bey'i tehdit etmişler, cesarete bak ya. Alo, Halil. Ya şu mailin gönderildiği adresi bir daha kontrol et, gözümü seveyim. Yani mail o adresten gönderilmiş olamaz. Adres kiminse kimin, sen dediğimi yap. Sonra da bana haber ver hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba Hidayet. Ne iyi ettin geldin. Sağ ol. Bu küçük beyefendi ne kadar tatlı olmuş böyle. Kadir Bey ile Aylis Hanım çok ısrar edince geldik. Ama çok kalmayacağım. Bu nasıl bir söz Hidayet? Böyle bir günde hepimiz isteriz aramızda olmanı. Çok mahcubum size karşı. Yüzünüze bakmaya utanıyorum. Erol iyi. Zaten bir tek bu bizi teselli ediyor. Şükürler olsun Allah'a. Ne ben isterim birinin evladı zarar görsün. Ne de sen bir başkasının evladı mahpuslara düşsün istersin. Evet. Böyle bir şeyin bir daha olmaması şartıyla. Yok. Hayatta olduğum müddetçe müsaade etmem bir daha buna. Allah kimselere evlat acısı tattırmasın Mihra Hanım. Serom hiçbir anayı gözü yaşlı bırakmak istemez. İçinin yangınıyla etti bir cahillik. Rabbim herkesin evladını bağışlasın. Bizimkilerini de. Son olsun Hidayet. Son olsun, çünkü bir daha olursa ne yaparım bilmiyorum. Sözüm söz Mihran. Olmayacak. Bir daha yaşanmayacak böyle bir şey. İnşallah. Anasını eğer beni de kaybetmek istemiyorsa Selo, otursun oturduğu yerde. Hadi buyurun. Sağ olun.